ayet var ya. Ha, anlatabilirim. Anca yazıyor. Şu İnallahi Teala, Teala da şu yuvarlak. Altın. Arkadaşımın evini ziyarete gittiğim zaman o da bilgi sahibi değildi. Sadece görmüş, ilgisini çekmiş. Çatısında bulunan bir tabloyu getirmiş, bana gösteriyor. Ablasının babasının yapmış olduğu bir tablo. Zahmetli olduğundan dolayı sürdürmemişler, devam ettirmemişler bu sanatı kendileri. İlgimi çekti, bir bakayım dedim. Tel, ip, çivi şeklinde internete yazdığım zaman filografi sanatı karşıma çıktı. Amatör bir şekilde başladık. Çivileri çakalım, telleri örelim yahut da iple desen yapalım şeklinde. Bayağı bir gülünecek şekilde tablolar yaptık ama sonradan örgü şekillerini çözdükçe, çivilerin aralıklarını belirledikçe daha da böyle ilgimi çekmeye başladı. Ve devam ettirdim. Gitgide kendimizi geliştiriyoruz. Bezi ilk önce suntan üzerine yapacağımız desenin, modelin hangisi uygunsa o renkte bezi tercih edip suntaya çakıyoruz. Akabinde o deseni üzerine koyduktan sonra fotokopisini çivileri üzerinden geçiyoruz. Yahut da kendi becerimiz varsa fotokopiyi kullanmadan da geçebiliriz. Çivileri ördükten sonra, çaktıktan sonra örgü işlemi başlıyor. İple yahut da telle daha çok bu işte profesyonelleşmiş kişiler teli tercih ediyorlar. Daha uzun ömürlü olması ve tabloyu ön plana çıkartması açısından. Örgüleri yapıyoruz. Çeşitli örgü şekilleri var. 10 tane, 15 10-15 tane örgü şekilleri var. O şekiller uygulanarak bu tablo ortaya çıkıyor. Bu Rabia işareti herhalde. Bu Rabia işareti son zamanlarda Mısır'da gündeme gelmiş. Mısır'ın direnişinin sembolü olarak bizim insanlar tarafından bilinen bir işaret. Ona nispeten yapmak istedim. Birinci şart, melaiketi yazıyor ortasına. Ha, öyle mi? Mekke'de Kabe, Medine'de Mescid-i Nebevi ve Kudüs'te Kubbetü's-Sahra. Bu üçünü işlemeyi sevdiğimiz ve buralara gidildiği zaman buralarda yapılan ibadetlerin diğer merkezlerde yapılan ibadetler oranına daha fazla sevap olduğunu bildiğimiz için hoşuma gitmişti üçünün bir arada görmek. Daha önce görmediklerinden dolayı ilginç karşılıyorlar, olumlu tepkiler veriyorlar, çok güzel olduğunu belirtiyorlar. Amatör olarak bu işi yapmamıza rağmen çok güzel olduğunu belirten arkadaşlarımız çok.